Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. İlginç bir ders. Çok sıkıntılarımızın çözümün zemini, çözme yöntemi, usulü bu. Çok, benim çok hoşuma giden bir yer. Hadisata, o gelişen hadiseleri, olan hadiselerin altında ezilmekten seni kurtaran bir bakış tarzı verecek. Her şeyi ama. Yani seni eziyor. İşin içine çıkamıyorsun. Çözemiyorsun. O sana bir çözüm yolu. Hadisata, olan hadiselere kader cihetiyle bakmak. Bir daha konu şuydu. Muhammed hoş geldin. Çözemediğin, izah edemediğin, anlamlandıramadığını, kendine yakıştıramadığını, Allah'ın kainattaki rububiyetini, icraatını fehmedemedin. Ya niye böyle oluyor? Allah Allah olmaması lazım falan. Bunun çözüm zemini. Her şeye, hadiselere bir kader cihetiyle bakmak, bir de beşer canibinden bakmak. Hadisata kader cihetiyle bakmak, kaderin merhametini ve adaletini görmek. Mevzu bu. Kaderin merhametini ve adaletini görmek. Yani bir kaderin adaleti var, merhameti var. Aynı beşerin zulmü var. Aynı şeyde beşerin zulmü var, insanın zulmü var, yanlışı var. Ya bunun bana nasıl dedi ya, niye dedi ya, Allah Allah nasıl yapar ya, bu niye böyle oluyor? Dediğin şeyde kaderin bir adaleti var ve merhameti var. Bir hadisede hem insan eli hem kaderin müdahalesi vardır. Beşerin zulmü içerisinde kaderin ya adaleti veya merhameti vardır. Ya kaderin adaleti var veya merhameti var. Aynı şeyde. Mutlak şer olan hadiselerin vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Mutlak şer mi? Mutlak şer ise kader müsaade etmiyor. Yok yani. Öyle bir şey yok. Mutlak şer yok. Yani küfür bile imana hizmet ediyor. İş atacağız da geçiyor. Küfür bile imana hizmet ediyor. Nasıl hizmet ediyor? Küfür olmasa iman olur mu? Yaratılan her hadise ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle bir güzelliktir. Yani bir şey, mesela gübre bizzat çirkindir. Ama neticesi çok güzeldir. Çiçeği koyarsan gülü koklarsın. Şeftaliyi koyarsan şeftali yersin. Gübre ona dönüşmüş. Buna ne deniliyor? Neticeleri itibariyle güzeldir. Bazı şey var direkt bizzat güzeldir. Bazı şey netice itibariyle güzeldir. Mesela şimdi gelecek, ben acele etmeyeyim. Maziye, geçmişimiz var ya maziye. Maziye, lanet olasın. Allah bilmem ne. Hani böyle diyoruz ya, tövbe estağfurullah. Yani nereden oldu ya, nasıl oldu ya, nereden evlendim ya, nereden tanıştım ya, nereden gittim ya, nereden dedim. Niye böyle oldu? Dediğin şeylere şöyle bak. Geçmişe kader, gelecek ne olacak, aç mı olacağız, deprem mi olacak, nasıl gidecek, savaş mı olacak, yani geleceği çözümleyemiyorsun. Geçmişine de bir sürü elem var. Geçmişten elem olur, gelecekten korkular olur. Bunu kader çözüyor. Çünkü geçmişe kader, geleceğe teklif diye bakacaksın. Maziye, mesaibe, kader nazarıyla bakıldığı vakit bu güzellikler müşahede olunur. Mesela geçmişte keşke bunlar olmasaydı, keşke delmeseydi deme öyle. Baktığın zaman hakikaten o kadar güzellikler var ki, iyi ki öyle oldu diyesin geliyor. Yani ben sizden, Selahattin abi hariçen yaşlınız benim, başıma ondan fazla hadise gelmiş benim. Hadisenin içindeyken keşke diyorum mesela ben. Keşke demeseydim, yapmasaydım, gitmeseydim falan diyoruz. Hadisenin ortasına ve sonuna doğru, ortasına başlıyor. Sonra bittikten sonra şöyle geriye bir baktığımız zaman o bir sürü kazanımları var. Bir sürü sana karları var ama çok.
birkaç tane kayıp var. Baktığın zaman elhamdülillah iyi ki öyle olmuş diyorsun. Ama nasibin varsa da. Rüştü abi şöyle derdi. Rüştü abi niye böyle oldu? Niye böyle oluyor dedim ya. Kader niye? Allah'ın rububiyetiyle niye musad ediyor? Onun meşhur sözü var. Derdi ki lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdı. Niye böyle oluyor? Demek şu. Allah'ın kainattaki icraatına biz, Allah sanki bizi mühendis yarattı. Olmadı. Bu oldu. Tamam, bu tamam. Bunu onaylamıyor. Diyor ki, ayette koymuş mesleğinde. Allah diyor, senin nefsini kainata mühendis mi yarattı ki? Olmadı, oldu diyor. Sen ancak sana bakan yönüyle bakacaksın. Bir bak, ya bu insanların eliyle geldi, bu yanlış. Ya beşerin zalim eli, beşer anlıyorsunuz değil mi? Beşer insan demektir. Beşerin zalim eliyle gelmiş ama kader adalet etmiş. Evet o konuda suç şeyin yok Murat. Hani bu gelecek de ben acele ediyorum. Hakikaten bu konuda senin suçun yok. Ama kader sırf zahire bakmıyor, bu olaya bakmıyor. Senin geçmişte gizli bir katlin var. Geçmişte ciddi bir yanlışın var. Onu bununla Allah temizliyor. Şimdi ya peki bu derste bakmadın. Bakmasan ne olacak ki? Zaten olmuş. Bu ders seni kurtarıyor onun altında kalmaktan. Seni bir sürü keşke dedin, bağırdın, çağırdın, ağladın. Çözüldü mü? İzah edildi mi? Sıkıntıdan kurtuldun mu? Yok. Bununla bak bari de kefaret olsun. Kefareti zulüm. Geçmişine günahlarına kefaret olsun. Yani kâra dönüştür. Bu ders şer gözükenleri hayra dönüştürme kar yöntemidir. Şimdi bu hakikatleri izahını Risale-i Nur'dan dinleyelim. Farkına varıyorsun değil mi? İşte bu derslerle farkına varacağız. Farka varmadan mümkün değil. Farka varırsan kefaret mi oluyor? Kefaret oluyor. Yoksa hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Farkına varırsan. Varmasa ne olacak ki? Varmadın. Anlattı da bak. Daha da kötüye gidersin. Daha kötüye gidiyor. Ha. Maziye bak diyor ki geçmişe mesaibe yani mesaibe musibetlere bak bakış tarzımıza bakın. Üç zaman var ya geçmiş hal gelecek. Bak geçmiş ha sağ geçmiş. Geçmiş gelecek hal. Bir daha geçmiş gelecek hal. Maziye musibetlere kader nazarıyla müstakbele geleceğe bir de okuyayım. Maziye geçmişe mesaibe yani musibetlere hoş geldiniz. Maziye musibetlere bak geçmişe musibetlere dişin ağrıdı. Kanser oldu. Ayağın kırıldı. Başına o geldi. Musibet. Ha, bu musibetlere geçmişe kader nazarıyla bak daha olay gelmemiş. Geleceğe ve günahlara. Gelecek günahlar kader değil. Tekliftir. Sen yaptın. Ha, geleceğe masiyeye günahlara teklif noktasında bakmak lazımdır. Evlendi. Oldu işte. Olmadı imtihan olmadı. Onu kaçırdın gibi nasip buymuş. Kaderimiz de buymuş. Peki bununla ne yapıyorsun? Onun eziciliğinden kurtarıyorsun. Peki bu olmasın. Ümit keşke daha önce gelseydin. Keşke şöyle yapsaydın. Peki bunlar onu çözümlüyor mu? Geri getiriyor mu? Yok. Sıkıntını kaldırıyor mu? Katlıyor. Ya senden dolayı oldu. Sen olmasaydın. Nerede? Demek ki nasibimiz yoktu. Demek nerede? Hakkıma tecavüz ettiler ya. Gibi. İkinci nokta. Ahsene küllü şeyin halakahu. Ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki. Ahsene küllü şeyin halakahu. Yaratılan her şeyde her şey güzeldir diyor. Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Allah esmasını tahakkuk ettirmiş. Mesela zahirde çirkin gözüküyor ama hakikatta o kadar güzellikleri barındırmış ki.
Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri itibariyle güzeldir ki ona hüsnü bilgay denilir. Yani her olan hadise ikidir. Ya bizzati kendisi güzeldir veya neticesi güzeldir, merak etme. Sonra göreceksin sen ki, diyeceksin ki iyi ki böyle oldu. O zaman diyeceksin. Allah Allah. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşeveş, fakat zahiri perde altında gayet parlak güzellikler, intizamlar var. Ez cümle. Şimdi onu söyleyecek. Bahar mevsiminde fırtınalı, yağmurlu, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Ve güz mevsiminin haşin tahribatı hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye subhaniyenin mazarı olan kış hadiselerinin tazikatından ve tazibinden muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıklar vazife-i hayattan teris etmekle beraber o kış perdesi altına nazenin taze güzel bir bahar, taze güzel bir bahara yer izah etmektir. Yani ne dedi? Kısacası. Bahar var ya, bahar. Kışın kefene giriyor, karı bir döküyor, kar. Hepsini bitiriyor. Öldürüyor, çürütüyor. Zerdi ne yaptın? Çirk. Fakat gelecek baharın tebessümleri saklı, onu saklıyor. Yoksa öyle perişan olacaktı. Zahirde, bak, bir daha okuyayım istersen, iyi dinleyin. Bahar mevsiminde, fırtınalı, yağmur, çamurlu toprak altında, sonbahar, perdesi altında nihayetsiz güzel çiçekler var. Ya bu sonbahar ne oldu ya? Ne güzel çiçekler, güller vardı ya. Hepsini söndürdü, soldu, öldü, yaprakları döküldü. Hatta kış da oldu mu, bitki de öldü, suyu çekildi. Ama muntazam gelecek baharın tebessümleri saklı. Gelecek bahar onda. Bu zaten vazifesini ifa etti. Vazifesini ifa etti. Son zaten. Alıştık. Ne yaptık? Alıştık ona. Ülfet belası oldu. Her gün her gün baklava yese ne olur? Olur çorba. Ararsın olan bir mercimek çorbası olsa da yesek ya. Esirsiniz kampta, her gün baklava gelse. Gına getirirsin ya. Ulan bir çorba yok mu ya? Yani değil mi? Dersin. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Fırtına var. Kanser, zelzele, veba. O kadar güzellikler saklanmış ki. Eğer kanserle değil, normal statüde ölseydi, böyle dalin amin. Kanser oldu. Çaresi olmayan hastalıkta öldüğü için şehit. Çektiği azap kefaret. Peki kanserle mi öldü? Hayır. Yuhi ve yumit Allah'tır. Dirilten de öldüren Allah'tır. Kanser öldürmez kardeşim. Öleceği vakti geldiği için kanseri vesile yapıyor. Kanser vesiledir. Ya dirilten, öldüren Allah'tır. Acaba kanser geldiği için mi ömrü tükenmiş? Yoksa ömrü tükendiği için mi kanser vesile olmuş? Mehmet, hangisidir abi? Ömrü tükendiği için. Ömrü tükendi. Peki, teris olacak. Öyle, hani var ya böyle Karadeniz'de eskide vardı. Vurdu 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 vurdu. Hiçbir şey olmadan vuruldu. Niyazi de. Hani der ya. Ulan kanser olmasın öyle Niyazi gitti yani. Hiçbir şeyin karın yok. Kardeşim, kanser öldürmez. Öleceğin vakti geldiği için Allah kanseri vesile yapmış. Kanserle seni götürerek şehit yapıyor. Çektiğin azap da kefareti zünüp oluyor. Günahlarına kefaret. Nimet abi. He? Nimet o zaman. Nimet tabii ya. Ya bak, kanser öldürmez, kalp krizi öldürmez, tansiyon öldürmez, trafik kazası öldürmez. Canını onlar almaz, canını azayla alır, o da almaz, Allah alır. Ha, vakti geldiği için ona diyor ki sen aktif ol. İşte fırtına mesela
bu depremler oldu değil mi Adapazıcım? Eğer imanı varsa, bakın imanı varsa şart. O depremde ölenler imanı şart. Varsa şehit oluyor. 14. söz okun görün. Peki depremle mi öldü? Hayır, ölecekti zaten, deprem hasta oldu. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin kışafı vardır. Tohumlar gibi ne şu nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbürlenip güzelleşir. Mesela kışın, bahar mesela ağaç, çiçek verdi. Değil mi? Verdi, acayip. Tamam, vazifesini ifa etti. Bir sürü çekirdekler var orada, meyvenin içinde. Tek bir ağaç. Ama o kışın döksün, o meyveden çekirdekler ayrılsın, bir ağaç yerine binlerce meyvelerden çıkan tohumlar başka yerlerde aynı ağaçtan binlercenin misali olsun, benzeri olsun. Ne kadar ağaç olacak? Hep öyle kalsa bir tane kalacaktı. O ağaç. Ama ağaç öldü, yaprağını döktü, meyveyi döktü, meyveden çekirdekleri aldık. Kaç tane? 1 milyon çekirdek vardı. 100 bin tane ondan çıksa, bir ağaç yerine 100 bin, 1 milyon tane, bir dünyada her tarafta ağaç olacak onda. Bak, böyle tohumlar gibi ne şuna mahsus kalan birçok istidat çekirdekleri, insan çekirdeği de öyledir. Ağacın çekirdeği nasılsa insanın istidadı da öyledir. Zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sübünlenip güzelleşir. Yani zahirde çirkin gözüküyor değil mi? O çekirdek, o havadaydı. He? Meyve için havadaydı. Güneşi görüyordu. Şimdi aldık o çekirdeği, attık toprağın altına. Soğuk, toprağın altı nedir? Soğuk, dar, karanlık, yalnız. Ama batınında içindeki olan o program, istidat çekirdeklerini o toprağın altında kimyasal hadise oluyor. Güneş dünyasına, güneşli dünyaya kocaman bir ağaç olarak çıkıyor. Eğer ağacın dalında kalsaydı hep çekirdek olarak kalacaktı. Ama toprağın altına girdi, kocaman ağaç gibi geldi. Hadiseler de toprak gibidir kardeşim. Senin başına gelen hadiseler var ya, nasıl ki toprağın altındaki çekirdeğe soğuk, karanlık, dar, yalnız. Toprağın altı böyle ya. Sen de öyle. Şu istidat çekirdeklerin var ya, soğuk, karanlık, yalnız. Ondan sonra neydi? Toprağın altı işte. Ubude toprağı altında. Hadiselerin tazike altında. Olaylarda sen ne yapıyorsun? İstidat ve kabile çekirdeklerini geliştiriyor. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Yani hadiseler nasıl ki çekirdeğe yağmur. Yağmur var ya, yağmur. Neyse, İslamiyet de bizim istidadımıza öyledir. Güneş çekirdeği neyse, iman bizim istidadımıza öyledir. Çekirdeğe toprak neyse, ubudiyet, kulluk da odur. Kulluğumuz var ya, oruç falan, namaz. Peki, o bitkiye muamele yapıyoruz, kesiyoruz, bu diyoruz, tamam mı? Vaktinde açlıyoruz, şöyle yapıyoruz. O neyse, Kur'an'ın hükümleri de bize istidat çekirdeklerimize öyledir. Tamam mı? Bak. Dört tane şeydir. Toprağın altındaki çekirdeğin ağaç olması için güneş lazım. Bize iman gibi. Toprağın altındaki çekirdeğe su lazım. Bize İslamiyet gibi. O çekirdeğin ağaç olması için toprak lazım. Bize kulluk, bize de kulluk lazım. O çekirdeğe muamele edeceksin. Sulayacaksın, budayacaksın, muamele yapacaksın. Kur'an'ın helal ve haramları lazım bize de. İstidat çekirdeklerimiz de böyledir. Hemen şöyle düşüneceksiniz. İman insanın ruhuna nedir? Çekirdeği, güneş neyse. İslamiyet insanın ruhuna nedir? Çekirdeğe su neyse. Ya niye namaz oruç yapıyoruz, oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz? Yani yapmasak ne olur? Çekirdeğe toprak nasılsa bize de bu kullukta öyledir. Çekirdeği toprağın altına koymasak,
toprakla muamele yapmasak çekirdek ne olur? Çekirdek kalır. İnsan da namazsız, oruçsuz, haç, zekat, amelsiz de ruhu böyledir. Güneşsiz çekirdek, imansız ruh. Susuz çekirdek, İslamiyetsiz ruh. Topraksız çekirdek, amelsiz ruh. Muamelesiz, sahipsiz çekirdek, Kur'an'a tabi olmayan bir ruh gibi. Anlıyor musun? Beşerin zulmü içerisinde kaderin merhameti var. Ona ait bir yer okuyayım. Bir hadisede hem insan eli, hem insan eli, hem kader müdahalesi olduğundan, aynı şeyde insan eli var, kaderin de müdahalesi var. Yani kader ayrı bir muamele yapmıyor. Muamelelerin içerisinde kader gözüküyor. Onu görürsen, senin dediğin gibi fark edersen. Bak aynı bak bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan. Mesela bak bir şey yapayım. Bunu okumadan bir daha söyleyeyim. Bir de önce söylemiştim. Lanet olsun. Tövbe estağfurullah. Böyle diyorlar. Çoğun olası. Nereden tanışmıştım? Nereden gitmiştim? Demeseydim. Diyemeseydim. Vermeseydim. Elim kırılsaydı. Dilim kurusaydı. Dediğim şeyler var ya. O peki dedin nedin? Çare mi? Sıkıntına sıkıntı katmıyor mu? Ama bunları okursan bu risaledeki bu dersleri nasibim geçmiş mi bu dediğin şey? Kader. Musibetler ve geçmişe kader. Gelecek ve günahlara. Musibet geçmiş. Günah gelecek günahlara. Teklif nazarına bak. Ha demek ki nasibimiz buymuş. Nasip. Nasibüke yusubüke tahtel cibal veya tahtel biar. Nasibin varsa dağın altına veya denizin dibinde de olsa gelecek. Ona örnek vereceğim bak. Bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaydı esasidir. Risale-i Nur'da bir kaydedir. Yani zahirde insanın zahiri sebep zulmü yapıyor, zulüm. Aynı zulüm içinde kaderin bir adaleti var. Bakın böyle sizi kırıp dökenler var. Yani yanlışlıklar var. Veya sen yaptın bir sürü yanlış. Ben böyle Allah Allah. En azından şimdi ders alıyorsun ya. Diyorsun ki keşke yapmasaydım. Kafam olsaydı. Bak ders aldım. Ders aldın bak, eğittisin. Acaba ben bu cemaate, bu hizmete, bu yaşıma, bu kültür, bu seviyemle girseydim, o geçmişte bir sürü enkazlarım var, onları yapar mıydım, der miydim, kırıp döker miydim, yapar mıydım ben, yapmazdım. Peki olmamış, olmamış, olmaz kardeşim. Olmasaydı bugünkü halim olmazdı. İyilikleriyle, kötülükleriyle bugün. Öğretici. Peki burada Nedamettin abi pişman olmanın bir hükmü var mı? Var. Geçmişi keşke olmasaydı demeni şu. Ya Rabbi. Ve tubaleyna ya tevabu ya kimu tövbeten nesu'aleyküm minellezini zefalu feşşeten efzelam enfusikum. Zekerullah festağferu li zunubi ve miyafiru zunubi illallah. Estağfurullah lazim el kerimellezina ilahe illahu el hayyul kayyumetu mine subhanehu. 11 defa. Nedamet. Tövbe. Peki ne yapar? Onları Allah'a affettirmesine vesile olur. Başka? Eğitti seni, bilgi sahibi oldun. Farkındalığını getirdi. O şey günahlarımıza da tövbe kapısı açık. Daha ölmedin. Kabire gidince tövbe yok. Yani sekerat geldi mi, ölüm anı geldi mi diyelim ki doktor dedi ki sana. Tamam. Bir haftası var yok. Yatağa yattın. Artık dönüşü mümkün olmayan bir yola girdin. Her şey bitti gibi. Artık tövbe möbe vasiyette geçmiyor. Bitti. Sekerata girmişse. Her kanser değil. Artık duruma gelmişsen. Peki o nedamet nedir? Sebaptır. Yani diyelim ki geçmişimize tövbe ettik. Kabul olmadı. Tövbe kendisi sebaptır.
Tövbe kendisi motivedir. Motivasyondur. Kendi sebaptır. Sen demin ilk başta dedin ya, Allah rahmet eylesin, şefaatinden ailesin. Rüştü abi, hani dedin ya, böyle olması yani. Lazımdır ki böyle olsun. Söylediğini anlamadım. Şimdi bunu deyince, yani şimdi anlıyorum. Evet, yani. Rüştü abi niye böyle oluyor dedim ya, abi ya. Böyle yapardın, elini böyle yapardın, şöyle yapardın, acayip adam. Lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdı demek ya. Öyle. Açmak lazım bu dediğini evet. Rüştü abinin ki anlamak için. Evet. Ne acayip ya. Mesela hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde Risale'nin başına neler gelmiş? İmha etme mi, yok etme mi, bazı alimlerin itirazları mı? Neymiş hadiselerde? Bir dersi inayet bir de ve ciramet bulunduğunu tecrübelerle sabittir. Yani ikisi de var. Bu iki cihette kalben bir sual çıktı. Acaba Nur hakkında bu yeni İstanbul hadisesinde veci adalet ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi. Şimdi ben size anlatacağım. İsim vermeyeceğim. Mesela Risale-i Nur'a İstanbul'da bir alim, şeyh. Allah Resulü'nün neslinden de. Biz biliyoruz abi. Ha, ismini biliyorsunuz. Aile baştan bir isim vermeyelim. Alim, şeyh, tamam. Risale'ye itiraz etti. Acaba diyor kader, bu İstanbul hadisesi yani bu. Bu veci adalet ve rahmet nedir? Niye kader onun dilini açtı? Niye onu hatırına getirdi de? Niye onun ağzıyla Risale-i Nur'a itiraz ettirdi? Niye Risale-i Nur Kur'an'ı malı olunca bu adam buna itiraz edebildi? Niye kader müsaade etti? Adaleti ve rahmeti merak ettim diyor. Ustad araştırdı. Ne çıkmış? Birkaç tane hikmetten bir tane okuyacağım. Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyetle bakmaya, tetkik etmeye sevk etti. Ha, diğer alimler ciddi aramaya baktı. Allah Allah ya. Dur bakayım. Ulan bu ciddi adam, bu da Said Nursi. Bu da falanca. Allah Allah, bu tenkit ediyor. Bu da ehli ilmi, ehli dikkati ciddiyetle bakmaya vasıta oldu. Bir. Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim insafı varsa taraftar olur ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek. Bu alimler arasında yaymasına vesile olmuş. Ya Allah Allah, bu nasıl bir şey ya? Bu Bediüzzaman Hazretleri böyle bir şey yaptı. Falanca da itiraz ediyor. Dur bir de biz bakalım. Alimler arasında yayılmasına vesile olur. İkincisini söyleyeyim. Burada yazmadı. Çünkü toplama olduğu için. Risale-i Nur'a talebeleri müceddit diye bakıyor. Ustada da Mehdi diye bakıyorlar. Tamam mı? Mehdi Azam. Ehli dalalet da Said Nursi sıkıyor. Bu Mehdi'dir. Bizim sistemi değiştirecek. Risale-i Nur'a müceddit bunu da ortadan kaldıralım diye mahkemede mahkeme şey yapıyor. Tamam mı? Yapıyor. Sonra ne zaman bu alim, bu şeyh alim değil de daha şeyh, itiraz edince ehli zındıka dedi ki Said Nursi ve Risale-i Nur böyle bir müceddit olsa, Mehdi olsa, rivayet var, bütün alimler ittifak edecekti. Baksana ya, bunun gibi birkaç kişi var, itiraz ettiğine göre ha değilmiş ya, korktuğumuz Mehdi falan değil bu, müceddit değil, yakasını bıraktılar. Mesela bunun bir tanesini de ben de yaşadım. Dediler o cemaat, bu adam, bu cemaatta bilinen, saygın falan, değerli bir zat biliyorduk. Bir hücum ettik Hasan'a. Hapise attık, içeri attık, medyaya seçtirdik. Ta ki cemaati sahip çıksın, cemaatin ezeli. Oo, cemaat bizden önce onu bıraktı ya. Demek öyle beklediğimiz gibi öyle bir adam değilmiş ya. Yani öyle mühim adam değilmiş ya. Yani Sinan'dan sokaktaki bir adam. Ondan sonra bıraktılar beni. Ya zahirde bakarsan nasıl beni bıraktılar ya acaba, benim arkadaşlar falan niye sahiplenmediler, tutup şey yapmadılar? Ha, beni dalat diyecek ki. Biraz da ezelim ki cemaati dolayısıyla toplumunu verir. Cemaat dedi ki kendi başına bir adam, böyle kendisi, kendi fikri, kendi peşi, kendi. Biz ne yaparsanız yapın, bizim arkası yok.
Onun ölü daha dedi ki ha bu cemaati temsil eden cemaatın hocalarından öyle bir şey değilmiş ya. Öyle lanse yaptılar. Cemaat işte Nur cemaatın yazıcı kolunda hocalarında bilmem ne. Tamam, hepsi aynen. Hikaye. Aynen. Hepsi yalanmış. Niye? Cemaat sahip çıkmadı. Bizden değildi. Bizden değildi diye. Allah Allah sizdendir diye bunu ezdik ki onunla size ucum edelim. Onlar dedi ki bizden değil. Onlar da dedi ki ha bunu demek ki öyle mühim bir adam değilmiş. Mühim bir adam değilmiş. Bıraktı adam. Hücum etmeyin bıraktı. Senin künyeni verdiler abi televizyonda. O cemaatinin okuyucular kolundan Hasan Akar diye abi. Künye verdiler ya. Ya ondan sonra değil mi? Okuyucuların hocalarında. Onlar da bir karar çıkarttı. Bizden değil ya dedi. Bunun ne alakası var bana? Onlar dedi kuafete sahip çıkmasını bekliyordu. Ha, bu Risale-i Nur'a da hücum edildi. Hani alimler sahip çıkacaktı Mehdi oğlu? Müceddit alimler sahip çıkacaktı falan bir folyo falan. Ha biz de bizim sistemimiz de gidiyor o zaman. Öyle olmadı. İstanbul Afakı'nda birkaç tane bir onu biliyorum. Hoca itiraz edince onlar da ha bu meşhur adam. Bu Risale'yi kabul etmiyor. Ha, demek ki korktuğumuz gibi değilmiş ya. Korkmaya gerek yok diye Risale-i Nur'un yayılmasına engel olmadılar. Ondan sonra, ben başka örnek vereceğim kendinden. Hücum ettiler bilmem ne yaptılar. 5000, 10000, 7000 ne bileyim 3000, 5000 dersleri dinleyenler vardı. O kadar. Bir baktı ki bu şeyden sonra 15 milyon, 18 milyon. Bir ders var 27 milyon insan izlemiş. 7 milyon, 11 milyon, 8 milyon insan izlemiş, tıklamış. Şer biraz sıkıntı çektim ama yani bu dersleri, şu yaptığım kader adaletini, beşerin zulmü içinde kaderin adaleti diye. Bu kim lan bu? Şöyle bu adam, Salim adam bir tıkladı. Başka nereden olacak? YouTube'dan bir baktı. Allah Allah bu ne diyor ya? Aynı beşerin zulmü içinde kaderin adaleti. Bir bakayım lan kaderin adaleti neymiş falan. Bakıyor, onu bakıyor. Onu bir takılıyor, bitiyor. Bir de bakıyor ondan sonra külliyatı alıyor. Öyle o kadar var ki. Bir kişi alsa yetiyor. Bir kişi dese ki vay be biz Risale'yi böyle bilmiyorduk. Allah bereket versin işte. Biz böyle bir şey istiyor muyduk? Hayır. Ama beşerin aynı zulmü içerisinde, çünkü zulüm gitti ayrı ayrı parçaları getirdi, ortayı kesti, arka formatı değiştirdi, bilmem ne yaptı, bilir, şunu yaptı, bunu yaptı, onu getiriyor, tamam? Önünü kesiyor bir kere, o siyakını kesiyor, sibakını kesiyor. Ortada hani Napolyon demiş ya, bana bir cümle söyleyeyim, ben sizi o cümleyle idam edeyim. Şimdi önü arkasız bir cümle nedir? İstediğin şekilde kullanırsın onu. Anladın mı? Beşer zulmetti. Ama kader de bu dersleri yaymasına vesile oldu. Sonra baktı ki olan her tarafa yayılıyor. Hemen tak diye hücum etmeye bıraktı. Yani Risale-i Nur'a Ustad Hazretleri yazıyor da Nurcular tarikatı yakalıyor. Ona ne alakası var Nurculuk tarikatı? Cumhuriyet yazarmış böyle. Hücum ettiği zaman Ustad memnun olurmuş. Gazeteler çıktığı zaman hücum etti. Nurcular tarikatına mensuplar yakalandı şöyleydi böyle. Reklam yerine geçiyormuş. Yahudilerin bir sözü var ya, reklamın kötüsü olmaz. Bir sürü, sen istesen de yapamazdın ki. Yani bu, sen bu derslerini hiç uygun olmayan yerlere nasıl ulaşacaktın? Bir hücum ediyor elini dalattı, ona kim lan bu adam? Bir bakalım, vay Allah Allah, psikoloji, felsefe, Allah kim yarattı soruyor. Navigasyonla Allah'ın ispatı, en çok tıklananlardan bu sefer. 8,5 milyondu o şey. O sonra 11 milyona çıktı. Navigasyonla kaderin ispatı bilmem ne. Ama milyonları bulmuş. Yani 4-5 tane yayını toplayınca 11 buluyor. Nur dersi bilmem ne akar be. Acayip yani. Yani bu örnekleri niçin zenginleştirdim? Aynı beşerin zulmü içinde kaderin adaleti var. Bir kişi imanı kurtarsa elhamdülillah. Risale-i Nur ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyete bakmaya, tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim insafı varsa taraftar olur ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek. İşte veci rahmet ve inayet ki Kastamonu 193 Bediüzzaman Van'ın Erek Dağı'ndaki mağarada ahirete çalışmaktayken şöyle yaptı bak. Van'a şey Ankara'ya gitti. Tarihçede yazanı söyleyeyim. Meclise gitti. Belki hizmet ederim dedi.
Baktı ki hadislerde beklenilen zatın geldiğini görmüş. Hadislerde de geçiyor. Tarihçi de aynı naklediyorum. Tarihçi de diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şahıs ahir zamanda gelirse ahir zamandır. Ona karşı siyasetle mukabele etmeyiniz. Siyasetle mukabele edilmez. Hadisine uyarak meclisi terk ediyor. Van'ın Erek Dağı'na çekiliyor. Ben gittim oraya. Usta şöyle diyormuş. Aman kimse gelmesin. En ahiretimi kurtarayım. Nasıl ahir zaman geldi. Ahir zaman Sufyan'ı çıktı. Dedi. Mağaraya çekildi. Ama kimse gelmesin. Ama kimseyle meşgul olmayayım. Evradı ve eskariyle meşgul iken daha Risale-i Nur yok ha. Ondan sonra bak ne oldu. Bediüzzaman Van'ın Erek Dağı'na mağarada ahirete çalışmaktayken Şeyh Said isyanı bahanesiyle, Said Nursi ile Şeyh Said'i karıştırıyorlar. Kasten. Cehalete karıştırmıyorlar. Kasten karıştırıyorlar. Ki onu da alalım diye. Şeyh Said hakikaten Allah rahmet etsin. Alim, şeyh. Ondan sonra böyle bir şey niyet ediyor. Usta da mektup yazıyor. Gel beraber olalım diyor. Usta Hazretleri diyor ki bu millet ikaz edilmeli. İlim lazım. Bu teşebbüsün yanlıştır. Dahilde böyle olmaz. Cihat dahilde olmaz. Hariçte olur. Dahilde ilim lazım. İkaz lazım. Eğitilmesi lazım. Öyle gibi söylüyor. Ve sen de bu işten vazgeç. Değil dahil olmak. Onun dahil o şey yapmasına vazgeçmesini söylüyor. Ama ehli dalalet Şeyh Said ile Said Nursi'yi karıştırıyorlar. Kasten ehli dünya zülmen oradan çıkarıp Erek Dağı'ndan alıyorlar. Barla'ya Burdur Barla'ya atıyorlar. Sürgün ediyorlar. Bunun hiç alakası yok bu isyanda. Barla'da ehli dünyanın ustada ettiği enva zulmü kader ne yaptı? Enva rahmete çevirdiğini ispat şöyle izah ediyor diye devam ediyor. Kader de Barla'ya sevk etti mi? Ben de istiyordum ki diyor. Ya kimse gelmesin ama meşgul olayım, bir şey yapayım, ilim yapayım insanlara. Bu sefer kader diyor ki niyetin bu muydu? Zalim beşerin eliyle o Barla'ya hiç kimse kervan geçmez, kuş uçmaz. Bak senin dostların Van'da, şurada, Bingöl'den, şuradan, buradan gelecekler. Sen meşgul edecekler. Onun için senin etrafını ben çevireyim askerlerle. Kimse gelemesin. Sen de Barla'da ne yapmak istiyordun? Kur'an tefsiri. Allah'ın yaz. Yaz. Ondan sonra hiç kimsenin tahmin etmeyeceği tenekeci ustası var. Tenekeci Mehmet Efendi. Soba tenekesi yapıyor. O tekisi sandalye yapıyor. O tekisi ne yapıyor? Hiç kimse var ki umar mı ki yani? Ona ne alakası? İşte onlar da o köyden işte denk o köylülerden buna talep olmuşlar. Bunu yazdığını da çoğaltmışlar. Elden ele, elden ele, dilden falan derken bir baktılar ehli dalalet uyanana kadar baktık. Oho, Said Nursi Barla'da durmamış. Öyle tefsirler yazmış ki Karadeniz'den çıkıyor, Sinop'tan çıkıyor, Hatay'dan çıkıyor, Edirne'den çıkıyor. Avrupa'ya gitmiş, tefsiri Kur'an'ı yazmış. Nasıl olmuş? Onun gili kuştan azade bir zihin lazımdı. Ehli dalalet nasıl bir... Gitti Barla en güzel yere koydu. Tefekkür yapabileceği bir yere koydu. Millet de rahatsız etmesin. Bu tefsiri yazacak. Onu da merak etme diyor. Jandarma ile çevirdi. Kimseyi senin yanına sokmayın. Sen tefsiri yap. Dedi. Kader yapıyor bunu. Ama beşer böyle mi yaptı? Sonra eyvah dedi İsparta valisi. Bu ne yaptık dedi. Baktı ki gizli yaptıkça halk merak etti. Gizli yaptı halk merak etti. Yakalandı dedi halk merak etti. En ufak bir parça yazı geliyor. Enam gibi sarılıyorlar. Allah Allah. Ne biçim yazı? Merak ya. Merak ilmin olacak. Hocası. Yoksa piyasada olsaydı. Sıradan bir adam olsaydı. Ne ki değil yazısına. Kitabını bile merak etmezler. Ha bizim şey. İmam Azam bir sözü var ya. Çok görülüp adileşme. Çok konuşup basitleşme. Ha bizim Hasan ya. Çok piyasada gözükürsen. Adileşirsin ya. Sıradan olursun. Çok konuşursan ya tamam zaten gemesi ya basitleşiyorsun bu sefer. Şimdi hep muamma hep gizli ya hep gizli ekrana vitrine çıkmıyorsun. Onun için vitrin adamı gönül adamı olamaz yani. Ondan sonra kaçtı merak yakalandı diyor kendisi yok. Ondan şu yaptı en ufak bir eseri ya sayfası forması acayip bir değer kazanıyor. Elden ele matbaa yok yazıyor adam kağıda yazıyor. Kitap bassaydın okumaz. Kendi yazdı, merak ediyor daha sonra etmiş bana. Şimdi bu böyle yayındı. İsparta valisi ne dedi? Eyvah! Bu muamma yaptık. Adamı muamma ettik yani.
acayip bir şey sardık, nuska gibi sardık. Her şeyi, kitapları acayip bir değer alıyor. Onu o zaman sıradan yapalım. Sokak adamı yapalım. Vali karar çıkartıyor. Said Nursi cumalara gidebilir. Serbesttir. Sokağa, caddeye çıkabilir. Halkla görüşebilir artık. Usta da bunu diyorlar. Usta talebesi seviniyor, talebeleri. Ustadım işte İsparta valisi ne mübarek adam. Tamam mı? Senin artık serbest piyasaya çıkarıp cumaya gidebilir dedi. Usta ne dedi biliyor musun? Şöyle yaptı. Acayip. Ya öyle mi ya demesi bekleyirken talebesi de şaşırdı. Usta şöyle demiş. Acayip. Yer mi usta? Tekkeyanlı. Niye adileştirmek istiyordu? Ne dedi? Acayip. Usta siyasete, siyaset yapanlara siyaset yaptı. Üstadın en büyük siyaseti siyaset yapmamakla yaptı. En büyük tarafkirliği tarafkir olmamakla gösterdi. Ya. İnsanların gönüllerine ve akıllarına girmek piyasada bulunmamakla yaptı. Kimseyle mücadele gitmedi. Direkt Kur'an'la muhatap oldu. İnatlaşmadı. Kimse kendi işini yaptı. Gönüllere hitap etti. Vitrinlere değil. Vitrinlere değil. Sahnelere değil. Ya. Var ya, türbinlere hitap ederse vitrin adam olursun. Kaç dakika oldu? 42 mi? Şuraya bir okuyayım şu cümleyi de. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir. Hapse de mahkum olur. Zindana da atılır. Ben atıldım. Bütün ömrüm oradaki hapisteki hayatım hücreydi. Koğuşta değil ha, tek. Atılır. Tamam. Hem ben de yaşadığım için söylüyorum. Zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalimin eliyle cezaya çaptırır. Felakete düşürür. Bu adalet ilahinin bir nevi tecellisidir. Emirda 2.78. Görüyor musun? Bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder. Ya. O kadar örnekleri var ki hangisini seçeyim? Yani inşallah bu risale hizmet dosturları diye toplama bunu temin ederseniz o kadar bir misalleri var ki mesela hakim hırsızlıkta mahkum etmiş. Oysa hakikaten o çocuk hırsızlık yapmamış. Oradan geçerken denk gelmiş. Ama hırsız diye içeri aldı. Zahire baktı hakim, zulmetti. Kader ise Onun geçmişine baktı. Bir sürü şeyleri vardı. Ondan dolayı adalet etti. Şimdi bir şey de söyleyeyim. Biz avam yanlış yaparız tokat gelir. Şefkat tokat. Havas ise büyük insanlar ise hata yapmadan tokat gelir ki hata yapmayasın. Hata yaptıktan sonra tokat gelse onu taklit eden, onu örnek alan insanlar bu sefer aynı hata yaparlar. Onun için Nasrettin Hoca demiş ki, oğlum demiş şuna su getir testiyle, bir de dövmüş. Demişler ki, çocuk daha testiyi kırmadı, daha suya gitmedi, niye dövdün? Kırdıktan sonra dövsem ne olur? Şimdi dövüyorum ki kırmasın diye. Kader ilahi, alimleri daha hata yapmadan hata yapar diye tak tak koyun mesela, çobanlık yapanlar bilir. Daha bu tarafa gidecek değil mi? Daha gitmeden buraya biz taş atardık. Ben büyük hayvanlar çobanlığını yaptım. Buraya geçecek değil mi? Daha yok. Girmedi. Girecek. Taş atardık. Buraya taş atınca sığır dönerdi. Ya. Şimdi
ille her tokat yiyen şefkat tokatı değildir. Daha yapmadan, mesela Üstad Hazretleri 96 Temirdan'da diyor, ben diyor dini siyaset alet etmedim, herkes biliyor ya diyor. Bunu iddia eden savcılar da, müddei mümeler de biliyor ya. O zaman kader niye müsaade etti diyor. Ne diyor orada, hatırlayanınız var mı? 96 Temirdan'da ne diyor? Kader niye müsaade etti ustadın hapse girmesine? Kendine mal etmez. Terakkine sebep yapma diye mi? Bak, azaptan ve cehennemden kurtulmana, cennette ve mükafat almana Risale-i Nur hizmetini sakın alet etme. Etti mi? Hayır. Ettikten sonra gelse ne olur? Benim gibi olursun. Sakın sakın mubah ve meşru olan, mubah ve meşru olan hizmetten cenneti istersin de, cehennemden kurtulmak istersin. Ama ben diyor hizmet imaniye mukabil cennete girmeye, cennetten kurtulmaya men ediliyordu. Peki o zaman niye yapıyorsun hizmeti? Ben, bana bütün rıza ile gösteriliyordu diyor. Bizim gayemiz, Nur talebeleri cennete girmek, cehennemden kurtulmak için çalışmıyoruz. Biz rıza ile için çalışıyoruz. Başka bir gayemiz yok. Ne siyaset işimiz var, ne şöyle. Yani alet etmek şöyle dursun. Siyasete de evveli şerli cihetiyle bakılıyor. O da 5 sene değil. Seçim geldiği zaman söylenir, o kadar. Demek ki gayemiz nedir? Rıza ilahi. Niye peki 28 sene kader müsaade etti bu zalimin eliyle? Sakın sakın ha Said, hizmet imaniye, Kur'aniyeni nefsine alet etme. Cennete girmene, cehennemden kurtulmana vasıta yapma. Biz bütün bundan men ediliyorduk. Oysa meşru ve mubahattır. Mubah yani, dinde haram değil. Ama bu hizmet böyle. Burada bir sürü örnekleri var bak. Ben burada kesiyorum. Mesela şunu diyeyim. Sahabelerin başına gelen Vakayı Cemel, Vakayı Sıffın ve Vakayı Havariç gibi hadiselerin altında Vecih-i Rahmeti mektubatta şöyle anlatıyordu. Hazreti Hüseyin'in başına gelen öyle acayip bir hikmet anlatıyor ki, Ehl-i Beyt'in başına gelen, ya Hazreti Hasan'a gelmemiş, Hazreti Hüseyin'e niye gelmiş? Onu anlatıyor. Acayip bir şey ya. Vallahi bunu, böyle bir sıkıntısı olan, ya bu başıma niye geliyor ya, ben olayları pek çözemiyorum diyen adam, Hizmet Dosturları'nın 461'den, ondan sonra 473 galiba. Evet. 473'ü okusa bir de not alsın. Gündelik hayatta böyle kendisine motive edecek bazı cümleleri de çıkarsın. Böyle o cümleleri de kessin. Buzdolabına yapıştırsın. Hani gündelik hayatta gözüne çarpsın diye. Mutfağın dolabına yapıştır. Bir hafta, 3 gün, 5 gün dursun. Yani ilgini çekecek evde şey yap, ille durup okumak değil. Öyle çarpınca o kağıt hemen hatırına getirecek. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.